ticaret bölümü 2010'lu yıllardan itibaren Türkiye'de birçok üniversitede açılmaya başladı. Esasında daha önce geçmişi var uluslararası ticaret bölümünün. Başka bir devlet üniversitesinde uluslararası ticaret bölümü vardı ama Türkiye'nin özellikle 2000'li yılların işte 2005'ten sonra diyelim ihracatında, ithalatında meydana gelen hızlı değişime nitelikli eleman açığı ortaya çıkarttı. Ve bu birçok sektörde yaşanan istihdam sıkıntısının daha da ötesinde bir şey. Çünkü Türkiye'nin ihracatı yaklaşık 400 milyar dolara çıktı. Yani ithalat ve ihracatı 400 milyar dolara çıktı. Dolayısıyla bu kadar hızla genişleyen bir sektör dünyada yok. Bu kadar büyük hacme sahip olan ve bu kadar hızla genişleyen bir sektör yok. Sektör bu kadar hızla genişleyince iş gücü açığı da çok önemli oranda ortaya çıktı. Dolayısıyla üniversiteler yavaş yavaş bu alana ilgi duymaya başladılar. Esasında üniversitelerin gittiği yön klasik bölümleri yerine uzmanlık oluşturan veya uzmanlık niteliği veren bölümlere doğru olmaya başladı. Uluslararası ticarette bunun ürünü esasında. Biz kendimize butik bölüm diyoruz. Tabii böyle bunun resmi bir adı yok ama geliştirdiğimiz konseptin genel bir ifadesi olarak bunu kullanıyoruz. Neden butik bölümümüz? Çünkü çok az öğrencimiz var. Az öğrenci alıyoruz. Öğrencilerimiz de az öğrenci aldığımız için öğrencilerimizle çok daha yakın temas ediyoruz. Öğrencilerimizin sağladığı başka fayda da 8. dönemde iş yerinde eğitim fırsatı sunuyoruz. Yani 8. dönemleri tamamen iş yerinde geçecek. Ayrıca yazında isteğe bağlı olarak staj yapabilecekler. Yani teorik bilginin pratikle bağdaştırdığımız bir ders planımız var. Bu da öğrencilerimizin hem sektörle yakınlaşmasına katkıda bulunacak hem de tecrübe edinecekler. Önemli bir oran. Ulusal işbirlikleriyle planlarımız devam ediyor. Ama uluslararası boyutta da önemli girişimlerimiz var. Bunlar Dünya Ticaret Örgütü ile yaptığımız girişimlerimiz. Bir de son olarak bizim için önemli bir girişim ve sonuçlanan bir girişim. Oxford Üniversitesi ile Avrupa Birliği'nde gençlerin mobilitesi konumlu projenin bir ortak konumundayız. Oldukça yüksek meblağlı bir proje. Ve az sayıda üniversitenin dahil olduğu bir üniversite, bu projede bizim bölümümüz projenin yürütücüsü olarak, Türkiye ayağının yürütücüsü olarak görev yapacak. Uluslararası ticaret bölümünün bence okunması için hani en önemli nedenlerden biri de sahip olduğu öğrenci kulübü. Şimdi daha önce kurulmuş bölümlerde, işte daha böyle kemikleşmiş bölümlerde diyelim, mevcut kulüpler mevcut bir zihniyetin hakimiyeti altına gelebiliyor. Çünkü öğrenciler mezun olduğu halde bile o kulübü çok etkili bir şekilde hani yönetmek konusunda aktör olabiliyorlar. Ama bu bölüm yeni bir bölüm ve kulüp öğrencilerin gücüyle kuruluyor. Bu da çok güzel. Eğer ki aklınızda ya işte lisedeyken yapmak istediğim pek çok şeyi yapamadım, şunu da uygulayamadım, keşke bunu hayata geçirseydim diye projeleriniz varsa eğer, işte buyurun size açık kapı. 21 gün 37 derece iş topluluğu kurulma aşamasında olan ve gerçekten farklı fikirlere açık olan, öğrencileriyle, hocalarıyla bir arada çalışmaya çok istekli olan bir kadro söz konusu bu kulüpte. Ve sizlerin katkısını böyle kucak açarak bekliyor. Bu anlamda bence üniversitede sadece akademik bilgi arayışı içinde olmayıp da üniversitenin her türlü imkanından ve bilhassa da gelecekte sahip olmak istediği sosyal ağları inşa etmek için bir altyapı olarak kullanmayı düşünüyorsanız üniversite eğitiminizi, ben olsam Sakarya Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümünü birinci sıraya yazardım. Özel sektördeki iş adamlarını ve iş kadınlarını bölümümüze davet ederek öğrencilerimizin özel sektördeki yaşamı görmelerini istiyoruz. Bu haliyle onlara dokunarak motive olmalarını sağlıyoruz. Motivasyon da başarıya giden yolda çok önemli bir faktör. Biz öğrencilerimizi bu şekilde hayata hazırlamaya çalışıyoruz. Yani klasik bir bölüm değiliz.
sadece teorik anlatmıyoruz, uygulamayı da paylaşıyoruz. Aynı zamanda 8 yarı yıllık, yani 4 yıl süren bir bölümde son dönem stajda geçecek öğrencilerimizin ve mümkünse öyle bir donanımda hazırlıyoruz ki öğrencileri o staj yapacakları büyük firmalarda iş hayatlarına devam etsinler istiyoruz. Ve biz gelecekte gerçekten bir marka bölümü olma yolundayız. Evet, bugün Sakarya Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Türkiye'nin en yüksek puanlı bölümü değil. Ama şunu temin edebilirim ki Sakarya Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Türkiye'nin en iyi bölümü olma yolunda ilerliyor. Yeni paketlerde ve özellikle de Brezilya'dan getiriyoruz. Mesela Güney Asya'da daha lezzetli mangolar var ama Brezilya'nın mangosu daha ticari. Mecburen bunu tercih ediyoruz. Tabii bölümün de bünyesinde var olan farklı disiplinlerin bir araya gelmesi, aynı zamanda sosyal bilimle iç içe olmamız, öğrencilerimize hem bir sosyal bilimci olarak olaylara bakabilmeyi, diğer taraftan da sayısal verilerle beraber olayları analiz edebilme yeteneğini de katıyor. İkinci yabancı dilin yanı sıra öncelikle biz bölüm olarak öğrencilerimizin İngilizce üzerine yoğunlaşmaları için elimizden gelen gayreti vermeye çalışıyoruz. Nitekim bölümde ders programları incelendiğinde mesleki İngilizce olarak öğrencilerimize katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda hazırlık bölümünü okumaları için de öğrencilerimizi teşvik etmeye, onları yönlendirmeye çalışıyoruz. Uluslararası Ticaret Bölümü'nde yüksek lisans öğrencisiyim. Aynı zamanda burada araştırma görevlisi olarak görev yapıyorum. Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret lisans mezunuyum. Liseyi bitirdiğimde bu bölümü tercih etme aşamasındayken genel bir konu hakkında yine genel bilgilere sahip olmaktansa daha özel bir konu hakkında uzmanlık alan bilgisine sahip olmayı hedefledim. Ve bu amaçla işletme, ekonomi gibi bölümlerden ziyade spesifik bir alana odaklanan uluslararası ticaret bölümünü tercih ettim. Zaten lisans eğitimim boyunca da aldığım derslerde bu özel alana yönelik uzmanlık bilgisini temin edebildim. Dolayısıyla bu tercihi yaptığım için her zaman memnun oldum. Zaten günümüz dünyasında artan küresel ticaret hacmiyle beraber bu alanda uzman iş gücüne de talep oldukça yüksek. Mezun olduğumda ben bir özel bir bankanın genel müdürlük departmanlarından birinde işe başladım. Aslında bu temel olarak uluslararası ticaretle birebir alakalı değildi. Ama aldığım dersler aynı zamanda bu alanda da çalışabileceğim üzereydi. Benimle beraber mezun olan arkadaşlarım çoğu kurumsal şirketlerde uluslararası ticaret, ihracat yönetiminde, ithalat yönetiminde, operasyonda ya da pazarlamada, uluslararası pazarlamada işe başladılar. Dolayısıyla hem spesifik bir alanda arzu edilen birikimle mezun olmak hem de başka bir alanlara kayabilmek açısından bu bölüm oldukça elverişli. Ticaret bölümünü seçmemin nedeni öncelikle ülkemizdeki bu tür bölümlerin kendi bilir kişileri tarafından yapılmadığı için. Mesela uluslararası ticaret mezunu bir insanın yapacağı işi iki dil bilen, üç dil bilen bir işletmecinin veya bir mühendisin yaptığından dolayı bu bölümden mezun olduğumda daha rahat iş bulabileceğimi düşündüğüm için uluslararası ticaret. Uluslararası ticaret şimdi bakıldığında iki senedir falan lisans ve yüksek lisans olarak iki senedir çoğu bölüm ya çoğu okullarda var üniversitelerde. Ve Sakarya Üniversitesi bunların ilklerinden biri. Birincisi o yüzden. İkincisi kadroya bakıldığında akademik kadroya gerçekten bu konuda direkt şirketlerde yani direkt okul dışında çok fazla eğitimi olan insanlar. Tecrübe olarak çok fazla tecrübeleri var.
Ve hani bence uzman olması gereken birilerinin olması gerekiyor zaten. Uluslararası Ticaret bölümü hani açılmak için açılması değil, gerçekten kadrosunun uzman olması gerekiyor. Ve bu gerçekten eğitim kadrosuna bakıldığında uluslararası yani tüm bölümlerinde, finansında var, yönetim kısmında var, onun dışında iktisat kısmında var, hepsinde uzman kadro var uluslararası ile alakalı. O yüzden de kesinlikle tercih etmelerini isterim. Bölümümüzde herhalde ben 6 sene oldu burada. Ben ilk defa bu sene bu kadar fazla seminere, konferansa katıldım. Yani baktığımda şöyle diğer bölümlerle kıyasladığımda çok fazla, gerçekten uluslararası ticareti ilgilendiren çok fazla seminer yaptık. Bu meyve ithalatı, ihracatı ile alakalı olsun, dev firmaları ağırladık. Tricon gibi firmaları ağırladık. Öğrenci topluluğu ile alakalı öğrencilerimizi direkt ilgilendiren ve öğrencilerin direkt bu konularda ilgili olduğu, onların sunumlarda bulunduğu bir sürü seminerde bulunduk. Toplantılar, hem hocalarımızla toplantılarımız oldu, hem öğrencilerle toplantılarımız oldu. Yani yanlış hatırlamıyorsam faaliyet olarak bugüne kadar 15-16 tane faaliyet yaptık bu sene içinde sadece. Ve gerçekten çok yararlı oldu. Avrupa Bölge Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışıyoruz. Avrupa'da yaklaşık 8 ülkede hizmet veriyoruz. Türkiye'de ise 3 tane lokasyonda, 3 tane yerleşkemiz var. Biri Gebze'de, ikisi Adana'da. Bölümün aktif olması beni çok çekiyor. Hani resmen her hafta bir şey yaptık, hiç boş günümüz olmadı. Her gün bir şeyle ilgilenecek bir vakti, bir şeylerle ilgilendik sürekli yani. Sürekli bir aktivite için, evde seminerler, konferanslar, gittiğimiz yerler, getirdiğimiz kişiler. Arkadaş, biz daha hani o davet edildik, birkaç arkadaş oraya gittik. Oraya gittiğimizde hani eğitimi aslında şirkette çalışanlar içindi. Hani böyle zaten hani iş sahibi olmuş insanlar içindi. Oraya gittiğimizde hani onlarla birlikte oturduk, eğitimi dinledik. Yani öğrenci gibi değil de aslında onlardan biriymişiz gibi. Daha sonra orada onları böyle orada mesela grup oluşturduk biz. Hani orada çalışanlar bizim kendi gruplarını aldılar. Biz hani orada şey yaptık. Onlarla farklı düşünceler yaptık. Daha sonra ürün tasarladık. Tasarladığımız ürünü onların da düşünceleri, fikirleri karşı tarafa böyle pazarlamaya, hani satmaya böyle kaç kişi olur şöyle böyle aramızda bir oyun gibi bir şey yaptık. Hani o da bizim aslında hani böyle biraz daha hani bilgi sahibi olmamızı, ne yapacağımızı bilmemiz açısından bizim daha çok işimize yaradı. Ayrıca programına gittim. Erasmus gibi bir program. Yurt dışına gönderiyor öğrencileri. Yurt dışından da öğrenci alıyor. Ama derslere girmekten çok sosyal sorumluluk projesi gibi programlarda çalışıyorsunuz. Benim gittiğim ülke Slovakya'ydı. Programda okullara ders gibi, yani Türkiye'yi anlatıyoruz kendi kültürümüzü. Ama aynı zamanda onları İngilizce konuşturmaya çalışıyoruz. Çok fazla katkısı oldu yani. Ben mesela normalde toplum için hiç konuşamazdım. Ama öğrencilerle, kendi yaşımdaki öğrencilerle konuştum. Yani 5 yaşındaki çocuklarla. Ondan sonra İngilizcemi yani çok fazla olmasa daha özgüven sahibi oldum. Bu organizasyonlarla çalışarak kendi becerilerime farkına vardım. Kesinlikle sorumluluk sahibi oldum. Ben lisede hiç ders çalışmazdım. Yani hala liseyi nasıl bitirdiğimi bilmiyorum. Burada yani çalışmam gerektiğini biliyorum. Bir şeyin karşılığını istiyorsanız onun için çalışmanız gerekiyor. Kendi geleceğim hakkında daha net plan, yani netleşmeye başlasam net olmasa da daha kesin planlıyorum. Beklentilerimi karşılıyor açıkçası. Ben hep hani başka bir bölüm okumayı düşünmüştüm fakat yine de bir aklımda her zaman için bir ticaret yapma fikri vardı. O yüzden bu bölümü tercih etmemdeki nedenlerden biri de bu oldu. En azından hani mesleğin neler yapılması gerektiğini bilmek çok büyük bir artı ve dışarıdan göründüğü kadar da bazı şeylerin kolay olmadığını ikinci dönem derslerimizde anlamış olduk. Mesela ihracat, ithalat yönetimi dersindeki belgelerden her şeyin öyle yok biz bunu alıyoruz dediğimiz gibi alamayacağımızı, bir sürü formalitenin olduğunu ve bir sürü şeyi öğrenmemiz gerektiğini staj yapan biriyle konuştum ve onun staj defterinde bizim gördüğümüz tüm belgeler vardı. Excel'ler, SIP'ler, tüm belgeler vardı orada. Şunları yapıyorlar, bunları kullanıyorlar falan diye. Yani somut olaraksa öğrendiklerimizin hani somut hayatta da işe yarayacağını bilerek üniversiteye geçtiğimizde hani bir lise kafası vardı hepimizde. Bir daha rahattık, ödevlerde önemsemezdik. Sonuçta hani bir ödevi belli bir tarihte vermesek de hocayla gidip hocam ben şu an bugün getirdim, kabul eder misiniz gibi konuşma şansımız vardı ama burada öyle bir şansımız yok. O gün getirdin, getirmedin, sıfırı alırsın. Bu bizde bir sorumluluk duygusu ister istemez oluşturdu. İster istemez hani çalışmaya başladık. Çalışmadan derslerin geçilmeyeceğini burada anladık. Şu an ben birinci sınıf öğrencisiyim. Birinci sınıf ikinci dönemde ithalat ihracat yönetimi dersi aldık.
ders 14 hafta sürüyor desek, ben her 5 hafta yani 3-4 haftada bir her derste farklı bir iş fikri oluştu. Çünkü uluslararası ticaretin cidden iş alanı çok geniş, çok büyük. Çalışılacak bir sürü sektör var ama ben kendim bunu ileride sanal ortama taşıyıp günümüzün de çağına ayak uydurarak sanal dünya üzerinden bunu bir şekilde yürütmeyi ya da buna benzer bir organizasyon. Bu bölümümüz çünkü daha birinci yılındayız. Dördüncü yıla kadar çok uzun bir zaman var ve bir yılda bu kadar çok şey öğrenmişken dört yıl içinde fazlasıyla şey öğrenebileceğimiz çok belli, bariz bir şey. Hani fikirlerimiz elbette çok fazla değişecek. Şu an yönetici olmak istiyor olabilirim ama belki dördüncü sınıfın sonuna geldiğimde gerçekten iyi bir girişimci olabileceğime karar vermiş olurum. Gençler seçimleri. Hocalar işte derste anlattıkça çok iş dalının, uluslararası ticaret bölümünde çok iş dalı olduğunu fark ettim ve bu iş dallarından bir iki tanesinde evet bu benim ileride yapacağım iş olmalı, buna da girmeliyim diye düşündüğüm bir şey. Çok ilgileniyorlar sağ olsunlar. Yani sürekli hocalarımızla iletişim halindeyiz zaten. Hani ben arkadaşlarıma anlatıyorum, hiç böyle yok. Onlar biraz böyle kızayla bakıyorlar. Hani bizden çok hocalarımız daha çok uğraşıyor. Zannetmiyorum yani bu kadar işle alakalı olacağımızı zannetmiyorum. Daha az ilgi olduğunu düşünüyorum ama buraya geldiğimde hani bunları yaşamaya başladığımda çok şaşırdım açıkçası. Hani bu kadar fazla ilgileniyorsunuz. Yani açıkçası en iyi ilgilenen bölüm uluslararası ticaret diye düşünüyorum. Arkadaşlarımla da konuştuğumda. Fazlasıyla ilgi, fazlasıyla bizim başarımızı artırmaya yönelik faaliyetler oluyor. Bölüm bence şu an için benim açımdan okunabilecek tek bölüm. Yani çok önemli bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Çok iyi iş yapılabilecek bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Bizim üniversitemizde de bizim hocalarımız tarafından çok ciddi, iyi bir şekilde eğitim aldığımızı düşünüyorum. Bölümümüz için uluslararası ticaret bölümünü düşünen herkesin hazırlık okumasını tavsiye ediyorum. Çünkü İngilizce olmadan kesinlikle hiçbir şey olmaz. Önce İngilizce, sonra da diğer dilleri öğrenebiliriz. Ama ilk önce İngilizce öğreniyoruz. Bu yüzden de Sakarya Üniversitesi'nde hazırlık okuyoruz.